YouTube'un yakışıklısından herkese selamlar dostlarım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şayet serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Discord kanalımıza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında mevcut. Büyük bir aile olduk sizlerle birlikte. Discord kanalımız doldu taştı. Hemen yerinizi edinin dedim şimdiden. Devam edeceğiz kaldığımız yerden, fakat bize güzel bağışlar geldi oyun içerisinden. İsmini vermek istemeyen bir abimiz bize güzel itemlar verdi. Aslında videoya orada başlasam iyi olurmuş. Buradan bir KO'ya geçelim, beraber geçelim arkadaşlar. Depocuya gitmem gerekiyor. Bir depocu yapmamız lazım. Bir gidelim bakalım. Bir depocu bulalım. Bu kim lan? Ha. Bir saniye, burada bir görevci var. Ne veriyor bu? Aa, çok iyi. Ne istiyor bu bizden? Bir şey istiyorlar ama büyük ihtimal bu paralı bir görev arkadaşlar. Oyunda böyle paralı görevler var aslında. Yani öyle bir seri de yapabilirim. Hani görevleri falan gösterebilirim aslında. Görevlerden de güzel XP'ler geliyor. Onu söyleyeyim. Yani görevlerden de, ama arkadaşlar artık oyun epi yükseldiği için hani. Yani mesela şu görevde verdiği mesela item chest veriyor. Ama tamam, ne öldürmemi istiyor? Battery packs. Yani büyük ihtimal jungle görevlerinden biridir bu yani. Şimdi burada bank teller'ımız var. Bankımızda bir şey var mı? Bu çar alacağımız. Evet, bir depo rünü almamız gerekiyor bu çarımıza. Şöyle depo rünümüzü şuraya koyalım. Şimdi bu çarımızda zaten bizim bir tane bir günlük rünümüz var. Ama bize bağış olarak ne geldi arkadaşlar? Tabii şu itemları koyalım. Bunları en son pazar yapacağız. Bunları biriktirelim şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 2 tane seviye 3 TP taşı. 2 tane 1 aylık TP taşı. 255, yani toplamda 3 tane 255'lik Ethereum Potion'ımız var. 2 tane arkadaşlar 1 aylık yine Gold Drop'umuz var. Arkadaşlar 2 tane de 30 günlük ürünümüz var ve 5'er tane de Restoration ürünlerimiz var. Yani hani ölünce direkt dirilten şeylerden. Arkadaşlar 2 tane hız, bu kritik miydi? Herhalde bu kritik olan arkadaşlar. 2 255'lik kritik macun, 2 255'lik hız, bir de 2 255'lik saldırı hızı macunlarım, 3 255'lik saldırı hızı macunlarımız var. Bunları sadece çarlarımızın aklına alalım. Mesela buna bunu, buna bunu, buna bunu alalım, tamam mı? Böyle yapalım. Daha sonra buna bunu alalım. Neyse, onları en son şey yaparız ya. Bir 30'luk bunu, bunu. Bir 255'lik bunu alalım. Bir tane bundan alalım. Bunun bir tanesini ben yere atıyorum. Bir tanesini, gerçi topluyor geri. Bir tanesini alıp bir tanesini depoya koyacağım. Bu şekilde ayrıştırabiliyorum. Şimdi bunu hiç elimizde patlatmadan şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra bir tane bundan basalım. 30'luk rünümüz dursun. Bir tane bundan basalım. Bunları 3. kutuya atalım. Şu şekilde şöyle dursun. Ve bunları buraya alalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ve şöyle yapalım. Şöyle şunu basalım. Şöyle yapalım. Şunu basalım. Tamam, şöyle ve şöyle yaparsak artık burasını da tamamlamış oluruz. Tekrardan gitti ama şöyle nostlarımızı düzenleyelim sizlerle birlikte. Seviye 3 TP'miz dursun arkadaşlar. 30'luk rünümüz var bir tane. Bir tane TP taşımız diğer çarımız için. Kullanacağız onu. Bu TP taşımızı şuraya koyalım. Bir adet 255'lik Ethereum Potion'umuz var. Bunu şöyle Z'ye alalım. Bir de 30'luk rünümüz var. Bunu basacağız. Ne zaman basacağız? 22 dakika sonra. Hatta onu değil, bir de burada bir günlük var. Onu basarız yani. Daha güzel olur. Bir günlüğü kullanırız. Hatta şöyle yapalım. Şuraya şunu koyalım arkadaşlar. Aynen öyle. Zaten depo rünümüz var. Depoyu da aslında şu an için gerek yok. Jungle'a bir şey de var herhalde. Bir Paloyon aleminde hani 62 yapacağımız yerde ona ihtiyacımız var arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla. Doğru, evet, 62 levele kadar kasacağımız yerde ihtiyacımız var eğer jungle'da kasmazsak. Yani 51-52'de jungle'a giriyorsun. Jungle'a girmezsen Paloyun alemi var. Dark'ta ismi oydu. Burada da ismi o herhalde. Orada giriyorsunuz arkadaşlar. O taraflara. Güzel oldu ya. Macunlarımız da var. Şimdi macunlarla yapıştırırız. Macunlar ucuz arkadaşlar zaten. Macun bağışımızı da aldık. O abimize buradan teşekkür ediyoruz. Kendisi ismini belirtmek istemedi açıkçası. O yüzden ben de söylemek istemiyorum ismini. Paylaşmamı istemedi. Buradan kendisine saygı sevgimiz olsun. Normalde birlik önerim olacaktı arkadaşlar ama bazı nedenlerden dolayı birlik önermek istemiyorum. O yüzden şunu yapacağım ben sizlere.
Arkadaşlar şu ana kadar kafanıza göre bir de girebilirsiniz ama burada da eğer hani sunucumuz açılışı biraz uzun sürerse burada da güzel bir birlik kurarız yani haberiniz olsun ona göre yine güzel bir birlik kurarız yani. Bir level alıp çıkarız arkadaşlar zaten ama güzel level alır bir de zaten TP taşımız var ona da güveniyorum. Güzel kasılacağız yani. Arkadaşlar bunlara ihtiyaç var. Bunlar olmadan olmuyor. Gerçekten olmuyor bakın. Saldırı hızımız yükseldi herhalde. Güzel. Şunu da basalım. Evet, Nos'ları bastık arkadaşlar. Güzel de XP alıyoruz. Şimdi şunları da şöyle atıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Hop. Böyle hani daha güzel oldu görmüş olduğunuz üzere. Dediğim gibi bakın daha hızlı oldu. Paranızı bunlara harcayın arkadaşlar. Bakın söylüyorum hani size hani gelişebilmeniz için paranızı bunlara harcayın ama çok para gitti yani. Yani kaç gitti? 2 çara toplamda mı arkadaşlar? Zaten 4,5B neredeyse 5B 30'luk rune gitti. Yani tek çara yapacağınız masraf ne kadar söyleyeyim ya. Benim yaptığım masraf 7-8B toplamda bu 2 çara 10BDK falan 10B masraf yaptım. Yani 100 külçe masraf yaptım. Ama sizin yapacağınız masraf ne kadar olur? Size bir kişi başı bir çar için hani sadece şöyle 50 levele kadar sizi götürür bunlar. Bir 5B masraf yaparsınız yani. Yani anca öyle olur arkadaşlar. Siz de yani bu şeylere yakın masraf yaparsınız. Biz şimdi sunucumuzu arkadaşlar açacağız. Heyecanla bekleyen arkadaşlarımız var. Beklemede kalsınlar. Sunucumuz açılacak. Biz de heyecanlıyız. Gerçekten bakalım nasıl büyük bilgi olacak mı? Çok fazla insan bekliyor bizi. Sizlerin o beklentilerini gerçekten kırmayacağız. Sizlerin bana olan güvenini ben kırmayacağım. Çünkü her şeyi ben ele aldım. Yani şöyle değil. İşte bu adam işi biliyor. Ben bu işi bu adama vereyim. Bu yapsın diye muhabbet yok. Ben de olayı dahil olacağım ve bir iş yapılırken sürekli başında olacağım arkadaşlar. Bir ev yaptırdığınızı düşünün. İnşaatı birilerine verdiniz, yapıyorlar. Hiç bakmıyorsunuz. Bir yıl sonra geldiniz, inşaat tamamlandı. Şurasında eksik var. Şunun har şeyi olmamış. Duvarda yamukluk var yani anladın mı? Her şey olabilir. İşin başında durduğunuz sürece arkadaşlar hiçbir problem olmaz. Biz de işimizin başında duracağız. Şurada yamuk, burada yamuk olmayacak yani. Drop listimiz, her şeyimiz hazır. Yani hazırladık arkadaşlar. Drop listelerimizi, her şeyimizi. Ona göre, ayağımızı yorgana göre uzatacağız ve güzel bir sunucu açacağız inşallah. Zaten ilk başlarda hani biraz şey olabilir. Çünkü maddi durum gerekiyor. Bir de hani sunucuyu yaptırdığımız için ona da bir belli bir ücret harcıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi hani desteklerinizi, bağışlarınızı bekliyorum. Bunlar bizim için önemli. Biz de sunucu açabilmemiz için arkadaşlar. Yani bana bağışta bulunmak için canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Normalde bu hafta sonu olacaktı. Bakın dün cumartesi ben yayın açacaktım. Açamadım. Bugün açacaktım. Bugün aslında açabilirim yani. Siz bu videoyu bu akşam 20.00'da izleyeceksiniz arkadaşlar. Normalde ben yayınları 22.00 10'da açarım. 1 saat sürer. 11 gibi kapatırım yani. Öyle düşünüyorum. Hani gece açmak daha mantıklı. En azından daha sakin oluyor her yer. O yüzden gece açmak daha mantıklı oluyor benim için yayınlar arkadaşlar. Ben de o yüzden diyorum ki hani gece açacağım yayınları kaçırmamak için hani YouTube'daki bildirimlerinizi açın. Discord'umuza gelin. Discord'umuzda da sürekli bas bas bağırıyoruz arkadaşlar yayın açıldı gelin falan diye. Oradan da yine bağışta bulunabilirsiniz. Bağışlarımız vesairemiz açık arkadaşlar. Her şeyimiz tam takırında hazır yani Twitch üzerinde de. Öyle yani söylemek istediğim. Şöyle moblarımızı keselim. Bakın ne kadar seri oldu gördünüz mü? 10 dakika ya bu. Ya bir saatte kaç tane basarsın? 6 tane basarsın. 6'şer tane yani. Arkadaşlar tanesi 500k. 2
2,5 M. Yani 1 saatte 2,5 M harcıyorsun. Tanesi 2, 4, 6, 7 M. 10 M para gitmiyor yani şuraya. Anladın mı yani? Can bas. Aynen. Ya ben potları bazen erken basabiliyorum arkadaşlar. Benim pot basma sürelerimde biraz şeylik olabiliyor. Siz yine kusura bakmayın. Şimdi biz bir de mesela bundan sonraki mesela yarın pazartesi satacağım videoda bir de bu Cengo ile bunları kasacağız. Daha yüze olacak yani. Cengo ile daha seri vuracağız. Daha toplu kesebiliriz aslında yani Cengo ile falan. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Ama kesemem yani büyük ihtimal ölürüm. Şöyle yapacağım. Şöyle gelin abi siz. Şunu bas. Ondan sonra şunu göm. Şunu göm. Vur abi vur 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 vur. Anca böyle olurdu zaten bu. Aynen yavaş yavaş kes abi. Hadi süresi bitmeden indirebildiğimi indirebilmem lazım. Çok güzel oldu. Vallahi güzel akıl ettim. Çok iyi oldu şu an. Çok iyi oldu. Hızlı olmamız lazım. İyi de vuruyor ha. Vallahi iyi vuruyor. Her 4 dakikada bir aslında bunu açıp toplu kesmek lazım arkadaşlar. Daha hızlı level alabilmek için. Bu arada bana desteklerinizi çok söylüyorsunuz, destekliyoruz diye çok teşekkür ediyorum. Discord'dan gelip özellikle söyleyen insanlar da oluyor. Bizim bir de bir ekibimiz var arkadaşlar. Ekibimizde alımlar da var. Haberiniz olsun. Ama şöyle düşünmeyin yani o kadar da salak değiliz. Hani açacağım sunucu hakkında bilgi almak için ekibime başvuru yapmayın. Anlarım onu. Yani sunucumda da yetki vermem zaten öyle gelen adama. Yani bizde öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi benim sunucumda toplam 5 yetkili var. Bir Dark GS'si, bir Işık GS'si, bir Dark GM'si, bir Işık GM'si. Bir tane de kurucu ben. Orijinalde nasılsa aynısı ben de öyle. Yok gelene dev vereyim. Yok FS vereyim. FS ne lan? Orijinalde öyle bir yetkim vardı oğlum. FS neymiş lan? Şeyinize element uydurmayın. FS'de yetki mi var kardeş? Manyak mısınız? Kim uydurdu lan FS diye yetkiyi? Yok reklamcıymış. Oğlum adam reklamcıysa adama para vereceksin yetki yerine, tamam mı? O yetkiyi koydurtmayacaksın. İşte insanlar benim sunucumda oynamıyor. Niye oynamıyor? İnsanlar nankör. İşte Türk sunucularından kör. Oğlum her gelen geçen arkadaşlar yetki vermemeniz gerekiyor sunucularda. Yani adam geliyor şu bu diye işte tanıdık diye yetki alabiliyor sunucunuzda. İşte bunu izin vermemeniz lazım. Bizim açacağımız sunucu da bu olmayacak. Toplam 5 tane yetkili olacak. O yetkililerin hiçbirisini tanımayacaksınız. Piyasada tanınmamış yetkililer olacak yani. Özellikle GM'ler. GM'ler benim Discord adminlerim yani. Yıllardır tanıdığım çocuklar. Onlara vereceğim yani, yapacak bir şey yok. Çünkü piyasada tanınmış birisine versem veremem. Güvenemem yani. Kimseyi tanımıyorum çünkü güvenebileceğim derecede. Ben de yıllardır ekip adminliğimizi yapan iki genç arkadaşımıza vereceğim. GS'liği de yıllardır ekibimizde duran bir 2-3 arkadaşımız var. Onlar arasında bir seçme yapacağız. Onlara vereceğiz. Yine ya benim ekip üyem yine oyun içerisinde görevli olur. Yetkisi olmaz, usu olmaz ama yine oyunu takip eder yani. Siz tanımazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yine oyunu takip edecekler yani. Yani yeri gelecek sunucudan ekmek yiyecekler arkadaşlar. O yüzden onlar sunucuyu sürekli takip edecekler. Yetkileri olmasa bile onlar aslında bir nevi yedek yetkili yani. Sürekli olarak oyunu izleyecekler. Onlara çok büyük ihtiyacımız olacak arkadaşlar. O yüzden. Evet. Bakın ne güzel yüksek levelleri nasıl kesiyorum. Bak Gold Drop'u gördün mü? İki bak 1678 gold veriyor, görüyor musun? Bak gold drop sayesinde oluyor bak. Normalde böyle bir şey olmasının imkanı yok. Yalnız iyi bok yedik şu an. Gel abi sen yanaş. Bunu bassak etki eder mi? Yok lan. Bu dog gibi bir şey. Ha bu doğru, PvP'de bu ya. PvP'de basılıyor bu değil mi? Okçulardan kaçmak için. Bunların hepsi yakın dövüş, anasını satayım. Ulan bu da mı alan skilliymiş? O zaman şöyle yapak dur. Can bas. He. Güzel XP alıyoruz ha. Etayim bize yeter. Sonradan Regnum alırız. Regnum da ucuz yani. Regnum'da 255 tanesi 2B mi? Öyle bir şey. 2,5B. 255 tanesi. O zamana kadar güzel para yaparız arkadaşlar. O zaman alırız.
Gel abi sen şöyle. Arkadaşlar 40 saniye sonra buraya bir girişimiz olacak. Şu macunları teker teker basalım. Süreleri bitiyor. Bu kaç zamanlıkmış? Ha 3 saatlik bunlar. Macunlarımızın süresi bitiyor. Bunları basalım da. Bunların da süreleri uzun olanı var mı acaba? Bunların seviye 2'si vardır büyük ihtimal. 2 saatliği ya pardon 1 saatliği vardır herhalde arkadaşlar bunların. Ben öyle hatırlıyorum. Bunların 1 saatliği falan olması lazım. Şimdi diğerini de şey yapalım. Bunları da keselim. %73 X. Bak ne kadar hızlı level atlıyoruz görüyor musun? Yani arkadaşlar düşünsenize. Müsait olacağım bir gün olsaydı gerçekten yapardım. 12 saat boyunca yayın yapsak sizlerle birlikte. Tamam mı? Hiç usanmadan 12 saat boyunca yayın yaptığımızı düşünün. Yemin ediyorum 70 level'e kadar çıkarız. Sıfırdan. Sıfırdan 12 saate bak. Ama böyle tam takır. Seviye 3 XP'li. Seviye 3 XP'li tek başımıza ne 70'i 80 oluruz 12 saate biz. Direkt. Ya şimdi sizi bir kasan olduğu zaman arkadaşlar XP'niz bölünüyor tamam. Adam ne kadar 80 level'de olsa oyunda bir saçmalık var. 7 kişi olmanız lazım. 7 kişi olamayacağın için de bu şekilde yaptığını düşünürsek XP'yi bölüyor. XP böldüğünde de arkadaşlar aslında tek kasılığınızda yani en azından 6 saatte 80 level olursunuz tek başınıza yani. Bunun attığı şu skill var ya bu hiç iyi bir şey değil ya bu. Ne atıyor lan bu? Bunu bir türlü kesemedim ya. Şuna şey ver bakayım. Sen bir git şu aradan. Var ya burada ölemem ha. Ha öldü lan. Zehir öldü ha. Vallahi bundan önce öldü. Zehir öldü lan manyak. Dur pot basmayalım da oturalım bari. Pot basmayalım arkadaşlar. Potu çok kullanıyoruz. Warship. Bu druidler ya bunlar normalde arkadaşlar. Mesela sel yaptığında 28k. Bunları böyle 50k'dan tanesini satarsın aslında. Almıyorlar. Eski şaya zamanı olsa ekmek su gibi gider tanesi 50k'dan yani. Normalde 200 500k ile 1 m arasında değişiyordu bunların satış fiyatları. TR zamanında hatırlarım yani. Ben de az çok. Bunu basmadık değil mi? Aynen bunu basmamışız. Kritik değil mi bu? Evet bak. Kritik önemli arkadaşlar. Kritik. Bir de full luge veriyoruz. Şimdi bir de biz bunu vuruyoruz kritik ama bunun bir de şeyi var arkadaşlar. 1700. Bir de 1300 de bu. Şöyle. Aa öleceğiz la. Heh. %80 arkadaşlar XP'miz. Az kaldı. Şimdi arkadaşlar bunlar şimdi bize böyle şey atıyor yani Magic de ofansımı mı bitiriyor? Magic defansımı düşürüyor bu 31 mi 39 mu 3 dakika boyunca. Lan bu leveldeki çara 39 fark eder tabi. 80 olsa ne fark eder anasını satayım. Priest falan arıyorlar. Kasarız Priest'e kasarız zamanla arkadaşlar. Sunucuyu açtığımız zamana göre değişir yani. Bu arada sunucu açtıktan sonra YouTube'da ne olacak? Benim sunucumla alakalı videolar olacak. Yeniliklerle alakalı şeyleri tanıtacağım sizlere. Bunlarla alakalı bilgiler vereceğim. İşte ne yenilikler geldi sunucumuza neler olacak. İşte sunucumuzun tanıtımları vesaire. Sunucumuzda kişilerin çektiği videolar olsun şey olsun. Bunların paylaşımları olacak tabii ki de. Bildiğin kanalımız o tarafa doğru kayacak yani. Şöyle bu arkadaşa çakalım. Kendi sunucumuzda kasılma videoları çeker miyim bilmiyorum ama yani çok da tepki toplayabilir arkadaşlar yani öyle bir şey yaparsam yani
Sunucumda kasılma videoları çok da tepki toplayabilir. Adam kendi sunucusuna kendine item veriyor denilebilir yani. Yani şunu mesela az önce yaptığım video başlangıcında mesela kendi sunucumda yapmış olsam hemen yorumlara yazarlar kendine item vermiş diye. Bu sefer de oyuncu kaybı yaşanır. Hiç gerek yok böyle bir şey yapmaya, ama çok ısrar gelirse, istek gelirse yayından yayına gireriz yani hesaba. Bıraktığım yerde kalır, hiçbir şey de ellemem yani. Yardımsız derseniz kardeşim, kimse yardım almadan yaparsan bizler sana inanırız derseniz, o zaman tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Niye bu sürekli misleyip duruyor ya? Lan oğlum niye sürekli misliyorsun sen? Evet. Botumuzu da basalım. Böyle sıkalım buna. Hadi, hadi. Hah be. Sonunda var ya. %90x. Burası bize güzel level aldıracak arkadaşlar. Hop çaktım. Ana misledi lan. Of güzel vurduk. Güzel. Ya zaten avcının, okçunun eskiden de beridir arkadaşlar. Nedir mantığı? Zehir. Zehirle öldürür. Pagan da öyledir mesela bak. Bunlar skillsiz kullanılmaması gereken çarlardır. Savaşçı, nöbetçi bunlar düz de vurur öldürür, ama bunlar skillsiz kullanılmaması gereken çarlar yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Botu bas yoksa ölüp gideceğiz. Bunlar da önemli yani. Ya ben şey hatırlarım ya zamanı. Şu DP var ya, sarı pot. Bu düşüyor diye adam lapisinden Bejishan'ı çıkarmış. Bunu basmış ya. Adam sadece skill ile öldürüyor adamı yani. Kaça kaça skill ile vura vura öldürüyor ya. O zamanlar sarı pot mavi pot mu varmış yani. O 5'li 6'lı pot kombinasyonu mu varmış arkadaşlar. Zamanında eskiden yani. Millet öyle yaparmış. O zamandan kalma lapisler onlar. Önemliymiş tabii de. Şimdi artık bir önemi kalmadı o lapislerin. Şimdi artık bir önemi yok arkadaşlar. O tarz lapislerin. Aa, ben niye oturdum ki ya? Ha, biz şeyi basacaktık. Basalım. Evet şimdi şu arkadaşı da vurak şöyle. Şöyle aynen. Hemen bak DP nasıl bitiyor görüyor musun? Yani millet zamanında öyle yaparmış arkadaşlar. Yani biz de gördüğümüzü söylüyoruz. Harbiden mantıklıymış yani, ama şu an yapamazsın. DP'nin önemi yok. Yani skillsiz de vurabiliyorsun artık okçuyla yani. Adamlar öyle bir sistem yapmış artık. Yarısından çoğu yok skillerini zaten. Klasların. Kaldırıldı. Süreleri uzaltıldı. Süreleri düşürüldü. Saçma sapan işler yaptılar arkadaşlar. Kaç dakika? 4 dakikaya biz 100xp olur muyuz? Vallahi skilli kesersek oluruz. Hadi. Şimdi dur. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Skillerimizin de süresi doldu. 3, 2, 1 bastım. Gel abi. Gel 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 gel. Hızlı gel. Toplan toplan toplan. Hop çok iyi. Hop çok iyi. Hop çok iyi. Toplu skill, toplu skill töreni. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi, çok iyi. Çak abi, çak abi. Aha level aldık lan, çok iyi vallahi, çok mutlu oldum ha. Aha şimdi nane, sen naneyi yemedin mi? Şimdi şu zehri at. Hemen 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 hemen. Aha bir tane daha geliyor arkadaşlar. Biz buradan çıkamayacağız bugün. Yani iyi oluyor aslında. 21 level yaptık bıçağımızda. Diğeri de 21 level arkadaşlar biliyorsunuz. Abi biz biraz buradan çıkalım da, yoksa bu moblar da oldukça toplanacak başımıza. Bak bunun gibi mesela. Sürekli olarak bunlar doğup doğup bizim başımıza türecekler. Çünkü hızlı kesemiyoruz. Ya hızlı kesiyoruz da artık, ama az vurduğumuz için adama şöyle 500-600 vursak canman kalmayacak mobda da. Can basalım unutmadan. Hop 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 şöyle. Hadi abi, hadi abi. Hah şüker. Şüker ne lan? Evet bir tohumumuzu atalım, ama dur tohumu bir açalım. Şöyle sonra bir tohum atalım arkadaşlar.
Aa, görevleri de yapmadık aslında. Neyse, çıkayım da görevleri göstereyim size. Başta almadım görevleri arkadaşlar. Dönüşte şey yaparız. Yani şimdi biz çıkıyoruz. Bir video daha çekeceğiz ya sonuçta bıçakla. O zaman girişimizde bu görevleri alırız. Daha iyi olur. Biz görevleri almayı unuttuk. Unutuyorum arkadaşlar ben hep burada kasılırken. Aslında daha hızlı oluyor da. Şuradan onar onar görevleri alalım da. Şöyle 3 3, 4, 5, 6 ve 7 tane görev. Bunları da alalım. Unuturuz biz şimdi bunları diğer video başlangıcına. Görevleri bitire bitire gideriz. Şuna da bir artı bir basalım arkadaşlar. Enchant dedik, aynen. Şuna bir statü verelim. Neydi bu? Settings. Lucu vereceğiz. Evet, oto dedik, enter dedik. Bu luge verdik. Bir de şunları satalım. Bakalım kaç para toplamışız arkadaşlar. 300K, 400K'ya çıktı şimdiden. Çok iyi. Bunları satıp bunlar da para veriyor. Hiçbir şey vermiyor aslında. Çok az bir şey veriyor. Sat abi, 500K para, temiz. Bir de şey yapalım. Şunu da şöyle koyalım. Evet, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destekçi olmaya devam ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki şahane videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.